Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiviyle manyetik mıknatıs yapacağız arkadaşlar. Bu manyetik mıknatıs aynen normal mıknatıs gibi bir çekim gücüne sahip olacak arkadaşlar. Fakat bu manyetik mıknatısın çekim gücünü verdiğimiz elektrikle artıracağız veya azaltabileceğiz. Bu manyetik gücün manyetik mıknatısın çekim özelliğini artıran faktörlerden bir tanesi de şurada saydığımız sarım sayısıdır arkadaşlar. Biz burada çok fazla sarım yapabilmek için büyük bir çivi aldık. Bakalım şöyle bir pil ile birlikte bakalım ne kadar bir çekim alanı oluşturabileceğiz arkadaşlar. Bunu bakacağız şimdi biraz sonra. Öncelikle sarıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mıknatısımız oldukça güçlü oldu. Güçlü oldu fakat şu anda ısındı hatta. Evet, çok güçlü bir mıknatıs elde ettik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama ben bunu elimi değdirmeye cesaret edemiyorum arkadaşlar. Çünkü yakıcı şu anda eli yakabilecek kadar gücü var. Yanmaya başladı elim ucu. Bıçağı alabilirim acaba? Bakalım. Oh! Elim yandı. Evet. Bıçağı alıyorduk ama elim yandı. İşte bunu fazla kıpırdatmamamız lazım elimizin yanılması için. Bir de şu elimizin yanılması için şuraya bant bağlasak mıydı? Çok iyi olacaktı ama bakın arkadaşlar, neredeyse bıçağı bile kaldıracak kadar güçlü. O kadar güçlü bir etki. Evet, üçünü birden kaldırabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde üçünü birden kaldırabiliyor. Tabi bunu düzgün bir şekilde tutturmak arkadaşlar gerçekten zor bir şey. Bakın üçünü birden şu anda kaldırabiliyor. Üçü de düştü. Bir tanesi, iki tanesi, 3 tanesi. Şuraya bıraktık, düştü. Bakın şu şekilde. Sadece teli etrafından doladık arkadaşlar. Bugün gibi. İşte bakın. Hala devam ediyor. Daha güçlü bir mıknatıs da yapılabilir.